Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Evet, Türkiye'mize geçmiş olsun. İzmir'de büyük bir deprem yaşandı. Seferihisar merkezli 6.6 şiddetinde bir depremle sarsıldı İzmir bugün. Vatandaşlar enkaz altından kurtarılmaya devam ediyor. İzmir Bayraklı, İzmir Bornova buralarda da enkazlar oldu, yıkımlar oldu. Ve Seferihisar'da tsunami yandıran görüntüler yaşanmaya devam ediyor şu an itibariyle. Deniz suyu taştı. Cadde ve sokaklara deniz suyu geldi. Şu an bu olay aslında yeni bir deprem yaşanacak mı sorusunu akıllara getiriyor. İzmirliler şu an bunu düşünüyorlar. İnşallah bunun devamı olmaz. Rabbim her türlü afetten, felaketten ülkemizi ve tüm insanlığı inşallah kurtarsın. Bu deprem sadece İzmir'de olmasıyla kalmadı. Çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedildi arkadaşlar. Özellikle Çanakkale'de, Bursa'da, İstanbul'da, Kocaeli'de ve yaklaşık tüm Ege illerinde, Ege bölgesindeki bütün illerde hissedildi. Ve büyük bir paniğe neden oldu. Birçok kişi bu depremden çok etkilendi. Özellikle Seferihisar'da kız çocukları çok çok etkilendiler. Televizyonda da görmüşsünüzdür. Şu an belki izliyorsunuzdur arkadaşlar. Televizyonda büyük bir bina, tam köşede bulunan büyük bir bina yıkıldı ve o binada yaklaşık 40 kişinin olduğu söylenmekte. İnşallah 40 kişinin tamamına ulaşılır, sağlıklı bir şekilde kurtulurlar diye dua ediyorum. Şu an itibariyle yaklaşık 6 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlar zaten hemen hastaneye gönderiyorlar. İnşallah tamamı da kurtulur. Cumhurbaşkanımız da vali ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı arayarak gerekli bilgileri aldı ve bütün devlet kadrolarını göreve gönderdi. Şu an itibariyle bütün çalışma ekipleri, AFAD, UMKE hepsi orada. Anında olay yerinde oldular zaten. Allah hepsinden razı olsun. Akıllarda soru işareti bırakan olay ise tsunami yandıran görüntüler. İnşallah daha büyük bir deprem olmaz. İnşallah bu şekilde atlatmış oluruz. 6.6 deprem oranı da gerçekten büyük bir oran aslında arkadaşlar. Yaklaşık 20'ye yakın binada hasar var. Hatta yıkıma uğradı 20'ye yakın bina. Bayraklı'da ise 3 binanın tamamen çöktüğü, 10 binanın hasarlı olduğu tespit edildi. İzmir'in tamamında yani genelinde yoğun olarak hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı bildiriliyor. Yani İzmir'in muhtelif ilçelerinde birçok ev yıkıldı. Çok sayıda bina da hasar gördü, çatladı, yara aldı. Saat tam 14:51'de meydana geldi bu olay. Ve deprem anında vatandaşlar panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17-26 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Şimdi son yıllarda özellikle depremler artarak devam etmeye başladı arkadaşlar. Bu depremler kıyametin habercisi mi yoksa kıyametten önce yaşanacak bazı büyük olayların habercisi mi? Şimdi biraz onlarla ilgili konuşmak istiyorum. Depremler güneş ve ayın çekim etkisiyle birleştirilmeye çalışılır. Bu konuda bilimsel araştırmalar da vardır ama henüz bir kaideye bağlandığı söylenemez. Ay ve güneş tutulmasıyla denizde 7-8 metreye kadar yükselme olabiliyor. Karalarda vuku bulan yükselme ise 35-40 santim kadardır. Bunun depremi tetikleyici bir unsur olduğu düşünülüyor. Kara delik çekimi etkisi çok daha şiddetli bir depreme yol açabiliyor. Örneğin 12 veya 15 şiddetinde meydana gelebilecek depremleri bir düşünün. Bugüne kadar zaten dünyada tespit edilmiş en büyük deprem 9.2 şiddetinde ve bu şiddette bir depremin gerçekleştiği bölgede çok kısa bir süre içerisinde büyük bir felaket ortaya çıkıyor. 12 ya da 15 şiddetindeki depremlerde ise neler yaşanacağını anlatmak kolay olmasa gerek herhalde. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü yaşanacak olaylara dikkat çekilirken dünyada o güne kadar eşi benzeri asla gerçekleşmemiş şiddetteki sarsıntılar, dehşetli olaylar silsilesi halinde anlatılır. Birer kazık gibi yerleşerek yeryüzünü şiddetli depremlere karşı koruyan dağların elbette bu sarsıntıya karşı dayanamayacağı, yerlerinden oynayarak altındaki toprakla birlikte kaymaya başlayacağı açıktır.
Kur'an'da o gün dağların hareketlenişini ayetler şöyle anlatıyor. Ve dağlar yerlerinden oynar bir yürüyüşte yürür. Dağlar yürütülmüş, artık bir serap oluşuvermiştir. Dağları yürüteceğimiz gün yeri çırılçıplak görürsünüz. Yani dümdüz olmuş görürsünüz. Onları bir arada toplamışız da içlerinden hiçbirini dışarıda bırakmamışızdır. Kur'an'da dağların kıyamet gününde alacağı şekil şöyle anlatılır. Öyle bir gün ki yeryüzü ve dağlar titremeye tutulur ve dağlar göçü veren bir kum yığını olur. Dağlar parçalanıp da toz duman haline geldiği zaman. Yine Kur'an'ın haberine göre dağların parçalanarak çökmesinden sonra yeryüzü hiçbir tümseyi olmayan bir düzlüğe dönüşecektir. Sana dağlar hakkında soruyorlar. De ki benim Rabbim onları darmadağın edip savuracak. Yerlerini bomboş çırılçıplak bırakacaktır. Orada ne bir eğrilik göreceksin ne de bir tümsek. Yeryüzünün büyük bir bölümü dağlarla kaplıdır ve bunların yerlerinden sökülüp devam eden şiddetli ve sert çarpışmaları kaya ve sert kütleleri un ufak toz haline getirebilir. Yerin altının üstüne gelmesiyle organik kısmı tamamen yanan ve kül olan yeryüzünde sarsıla sarsıla ince elenmiş hale gelen toprak yeryüzüne yayılır. Yine Peygamber Efendimizin ahir zamanda depremlerin çoğalacağına dair birçok hadisi bulunmaktadır arkadaşlar. Depremler çoğaldığında kıyametin yakın olduğu, hatta kıyamet öncesi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun çok çok yakın olduğu, çok çok yaklaştığı anlatılmakta. Depremlerle ilgili birçok hadis var ve bu hadisler gerçekten sahih, doğru hadisler arkadaşlar. Ki zaten yaşanıyor, dünyanın her yerinde, farklı bölgelerde, farklı ülkelerde depremler her gün devam ediyor. Bu önceki asırlara göre çok daha fazla bir şekilde devam ediyor şu an. Rabbim deprem, yangın, sel gibi büyük afetlerden hepimizi, tüm inananları korusun inşallah. Ülkemizde de büyük depremler yaşatmasın inşallah Rabbim. Müslüman beldelerinde büyük depremler yaşatmasın inşallah. Evet, bu video ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve bu konuyla ilgili sizlerden yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Özel sorular varsa, ahir zamanla ilgili özel sorularınız varsa eğer Instagram'dan sorabilirsiniz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Takip ederseniz de sevinirim ayrıca. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.